Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların en beğenilen sıralı modellerinden birinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. İnanın modelimiz çok güzel. Sizler de modelin sonunda göreceksiniz. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi beyaz düz bir yazmam var. Şöyle alt zemin olarak da beyaz kullanacağım. İp renklerini de hemen ayarlamak istiyorum. Şöyle bir bordo rengim var. Şöyle bir hardal sarısı var. Şöyle bir kahverengim var. Ve şöyle bir turuncum var. Bu renk tonlarıyla çok hoş bir model ortaya çıkacak. Evet, ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da destek amaçlı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır arkadaşlar. Zaten kanalıma gelmişseniz, beni takip ediyorsanız, videolarımı beğenip yorumda bırakıyorsanız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Ve hemen lafı daha fazla uzatmadan iplerimi bir kenara bırakıyorum. Yazmamın ben ön hazırlık olarak da zürafasını yaptım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde zürafasını yapıp hazırlayabilirsiniz. Ben model çıkartacak kadarını yaptım. Şimdi beyaz ipimizi iğnemize takalım ve modelimize Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Evet, ipimi en baştaki zürafamıza bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Şimdi hemen yandaki zürafaya bir adet zürafa yapıyorum. Bu şekilde ve yandaki zürafaya tekrardan bir adet zürafamızı yaptım ve yapmış olduğum zürafamıza şu şekilde geriye dönüyoruz. Tam ortalı bir şekilde hemen buraya pırpır yapacağız arkadaşlar. 3 adet şöyle orta boy, hani çok küçük de olmayacak, çok minik de olmayacak arkadaşlar. Şöyle şu boy pırpırımız bizim için yeterli olacaktır. Hemen aynı boyda bir pırpır daha yapıyorum ve hemen aynı boyda bir pırpır yapıyorum. Yani 3 adet pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Bu şekilde hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Hemen bir yandaki zürafama daha geçiş yapıyorum. Yani 3 zürafaya tekrardan bu şekilde 3 adet zürafa yaptık. Hemen son yapmış olduğum 3. zürafamın içerisine geri dönüyorum. Ve düğümümüzü attık. Hemen 3 adet pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Pırpırlarımızın boyunun aynı olması için özen gösterin. Çünkü modelimizin iyi ilerlemesi için bu önemli. Şöyle bir öncekini boyu ayarlayın. Çekin arkadaşlar. Hemen bir adet aynı boylarda yapıyorum. Şöyle arkadaşlar ayarlayın. Bir öncekini boyuna getirip daha sonra pırpırınızı çekin. Hemen 3 adet zürafamıza tekrardan 3 adet zürafa yapıyoruz. Hemen sıradaki hemen 3. zürafamıza da tekrardan zürafamızı yaptık. Son yapmış olduğumuz zürafaya dönüyoruz.
Düğümümüzü bu şekilde attık. Ve 3 adet pırpırımızı burada da yapıyoruz. Yani anladığınız gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi alt zeminimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle ben hemen ipimin yettiği kadar yapayım kamera arkasında, sizler de yapın. Evet, bu şekilde yapalım. Daha sonra renkli ipimizin birini iğnemize takıp gelelim. Evet, ben ipim bitene kadar bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Böyle bile çok güzel oldu arkadaşlar. Üstlerine rengarenk çıtır çıtır yapın. Bu da değişik bir model olur. Şimdi şu en baştaki renkli ipimi iğneme taktım. En baştaki pırpırımıza ipimizi sabitleyelim. Evet, ipimi bu şekilde sabitledim. Şimdi hemen yandaki pırpırımıza geçip bir adet zürafa yapıyoruz. Hemen yandaki pırpırımıza geçip zürafa yapıyoruz. Zürafalarımız da şu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen diğer pırpıra geçip aynı şekilde zürafa yapıyoruz. Hemen yandaki pırpıra geçip zürafamızı yaptık ve hemen yandaki pırpıra geçtik. Zürafamızı yaptık. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 adet zürafamız olmuş oldu. Şimdi son yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyoruz ve düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Ve bir önceki zürafaya tekrardan zürafa yapıyoruz. Hemen bir önceki zürafamızın içerisine girip zürafa yapıyoruz. Hemen yani 5 olan zürafamızı burada 4'e düşüreceğiz. Bütün zürafalarımızın üzerinden bu şekilde tekrardan zürafa yaptık. Bu şekilde. Şimdi baştaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Şöyle boşluk bırakmayacağız yanda arkadaşlar. Sıfır olacak. Ve hemen 4 olan zürafamızı burada 3 zürafa şeklinde yapacağız. Evet, hemen ikinci zürafamız, hemen üçüncü zürafamızı yaptık. Hemen son yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüyoruz. Ve 3 olan zürafamızı bu sırada 2'ye düşürüyoruz. Birinciyi yaptık. Hemen ikinci zürafamızı yaptık. Tekrardan ilk baştaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Ve son zürafamızı burada yaptık. Tepesine düğümümüzü atıp ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi diğer renkteki ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet, hardal sarısı rengi ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi en baştaki şu pırpıra ipimi sabitliyorum. Bu şekilde
aynı işlemi bu renkle yapacağız. Hemen şöyle pırpırlarımın üzerinden zürafalarımı yapmaya başlıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Diğer pırpıra geçiş yapıyoruz. Gene aynı şekilde zürafa yaparak geçişimizi yaptık. Hemen diğer pırpırıma geçiş yaptım ve hemen diğer pırpırıma da geçiş yaptım. Son zürafamızın içerisine girip şöyle düğümümüzü atıyoruz. Bu tarafa gitmek zor oluyorsa arkadaşlar çevirirsiniz bu şekilde ve aynı şekilde zürafamızı yapmaya devam edersiniz. Bu da farklı bir yapılmış. Daha kolay giden bir yapım. Hani dengeli düzgün dursun istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Fakat her iki türlü de yapabiliyoruz diyenler az önce yapmış olduğum gibi de devam edebilir. Evet, hemen geri çevirdim. Baştaki zürafamıza ipimizi sabitledim. Hemen üç zürafamızı burada yapıyoruz. Şöyle çeviriyorum hemen. Baştaki zürafamıza ipimizi sabitledim. 2 adet zürafamızı burada yaptım. Hemen çeviriyorum. En baştaki zürafamıza ipimiz düğüm attım. Ve son, pardon arkadaşlar, ilmeğini battı. İğne oyasında bu tür kazalar olabiliyor. Hemen tepede düğümümüzü yaptım ve ipimi artık burada kesiyorum. Evet. Ben diğer renklerinden de atıp geleyim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Diğer renklerinden de ip atacağım. Daha sonra en üst kısmında görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim. Ben iki renk yapmaya karar verdim. Diğer kahverengi ile turuncu rengi koymadım. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Sizler de dilerseniz İki renk devam edin. İsterseniz de çok renk yapabilirsiniz. Yani rengarenk de yapabilirsiniz. Evet, şimdi böyle beyaz rengi ipimizi taktık. Üst tarafını yapmaya başlayalım. Hemen şu yapmış olduğumuz küçük dağın pırpırından ipimizi sabitledik. Ve hemen dağımızın şöyle bütün kenarlarına diyeyim, şu zürafa geçişlerine tekrardan şöyle iki kere dolayarak zürafa yapıyoruz. Bu şekilde yani kontür dönmüş olacağız. Bu şekilde hemen sıra atlamadan bu şekilde kontürlerimizi dönüyoruz arkadaşlar. Tam tepeye geldik. Tepeye geldiğimizde de evet. Şimdi tepede 3 adet pırpır yapacağız. Şöyle birinci pırpırım hemen
İkinci pırpırım. O biraz sık oldu arkadaşlar. Ben onu çıkartıp tekrardan aynı boyutlarda yapacağım. Evet. Hemen ikinci pırpırımı da yapıyorum. Biliyorsunuz iğne oyası yaptığımızda iğne oyasını sökemiyoruz arkadaşlar. Ancak kesip tekrardan yapabiliyoruz. Şöyle aynı yerin içerisine üçüncü pırpırımızı da yaptık. Hemen şöyle hemen dibindeki bu sefer aşağıya doğru kontürümüzü çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle 2-2 doluyorum. Zürafa şeklinde bütün yapmış olduğumuz zürafaların içerisine tekrardan bu şekilde indik. En son şu pırpırdaki yere de iniyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde kontür dönüp tepede 3 tane pırpır yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiyoruz hemen. Şöyle pırpırın dibinden iğnemizi girdirip şöyle ara mesafesini de ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle çok geniş de olmayacak. Çok sıkı da olmayacak. Şöyle duruşunu ayarlayıp çekeceğiz. Evet. Böylelikle geçmiş olduk. Hemen buraya da aynı şekilde kontürümüzü dönmeye başlıyoruz. Sıralı gerçekten harika bir model oldu arkadaşlar. İsterseniz annelerinize, isterseniz kendinize, isterseniz çocuklarınızın çeyizine sıralı model seven tüm bayanlara muhteşem bir fikir oldu bu. İsterseniz hacı tülbentlerinize yapabilirsiniz. Evet, tepeye kadar gördüğünüz gibi çıktım. Şimdi tepede gene aynı şekilde 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırımız ne çok büyük ne de çok küçük arkadaşlar. Normal bir pırpır boyutu. Hemen 3 adet pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum. Ve aşağıya kadar kontürümüzü dönmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bütün zürafaları atlamadan içerisine teker teker batıyoruz. Evet, son buradaki pırpırımızın içerisine de batıyoruz. Dipten başlayıp dibe kadar dolanmış olduk. Evet sevgili takipçilerim, ben diğer iki tanesini de yapayım. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben diğer ikisini de yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem, ütü bile istemeye bir model haline geldi. Ben çok beğendim. Çok düzgün, çok kalıp gibi duran ve hoş görünen bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet, bugünlük de videomuz bu olsun istedim. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda görüşmeden önce kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız arkadaşlar, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif haline getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, modelim çok hoş oldu arkadaşlar. Renkleri de böyle daha güzel oldu, daha ağır oldu. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.